Gündemden diğer gelişmelerle devam edelim. Evde, otobüste, iş yerinde, sokakta teknoloji dört bir yandan etrafımızı sarmış durumda. Özellikle de çocukların hayatının büyük bölümünü teknoloji kaplıyor. Dünya Sağlık Örgütü 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün temasını değişen dünyada gençler ve ruh sağlığı olarak belirledi. Teknolojiyle artan yalnızlaşma, beğenilme arzusu ve var olma çabasıyla gelen özgüven eksikliği. Dijitalleşen dünya yeni nesli karamsarlığa mı sürüklüyor? Teknolojiyle büyüdükleri için çok bireyseller. Yani karşıdakinin duygusunu anlamıyor ya da anlamak için bir çaba sarf etmiyorlar. Öyle olunca da bir ekibin parçası maalesef olamıyorlar. Ve bir şekilde ruhsal olarak doyuma ulaşıp da mutlu da olamıyorlar. Ya, sosyal medyayı sürekli sabahtan akşama kadar kullanıyorum. Hatta bu işte gece uyku problemi yapıyor. Seni rahatsız ediyor mu bu bağımlı? Hayatımı kalitesizleştirmeye başladığında ediyor. Teknoloji bağımlılığı tehlikeli boyutta ilerliyor. Özellikle yeni neslin hayatının büyük bir kısmını kaplıyor. Sabah kalktığımda hani telefonuma değil maillerime bakıyorum. Ve gün sonunda da telefon vesaire bilgisayar işlemlerimi gerçekleştirdiğim için az uyumama sebep oluyor ve bu büyük bir problem benim için. Eleştiriden hoşlanmayan, sürekli onay bekleyen bir genç kuşak var artık. Yeni neslin beklentilerini internet karşılıyor. İnternetin şöyle bir özelliği var. 1/7/24 ulaşabiliyorsunuz. İki, internet istediğiniz zaman sizi sürekli onaylıyor bakıldığında ve size hoşnutluk sağlıyor. Yüz yüze iletişim yerini elektronik mesajlara bırakıyor. Kişi gerçek yaşamda giderek yalnızlaşırken sanal ortamda kendine yeni bir hayat yaratıyor. Bu da depresyonu tetikliyor. Sorduğunuzda diyor ki hocam benim arkadaşım var. Peki ne zaman yüz yüze geldin? Aylardır gelmemiş. Çoğu görmeden, dokunmadan yani şu göz temasını kurmadan bu iletişimi yapıyor. O zaman da tabii sağlıklı ve sonunda doyum getiren bir iletişim olmuyor maalesef.